Emgin ol deli gönül Mevla Kerim'dir. Emgin ol deli gönül Mevla Kerim'dir. Sabahı olmayan geceni gördün. Herkesin derdi var, derin derindir. Dermanı olmayan derdimi gördüm. Dermanı olmayan derdimi gördüm. Herkesin derdi var, derin derindir. Dermanı olmayan derdimi gördüm. Dermanı olmayan derdimi gördüm. Derdim olmayanın derdi dertsizlik. Derdim olmayanın derdi dertsizlik. Derde isyan ise edepsizlik. Dert insana verir aslında kimlik. Kimliksiz cennete giren mi gördün? Dert insana verir aslında kimlik. Kimliksiz cennete giren mi gördün? Har olmayan yerde duman mı tüter? Har olmayan yerde duman mı tüter? Su olmayan yerde çiçek mi açar? Gül olmayan yere bülbül mü uçar? Dikenler içinde bülbül mü gördün? Gül olmayan yere bülbül mü uçar? Dikenler içinde bülbül mü gördün? Dikenler içinde bülbül mü gördün? Derdi olmayanın derdi dertsizlik. Derde isyan ise edepsizlik. Dert insana verir aslında kimlik. Kimliksiz cennete giren mi gördün? Dert insana verir aslında kimlik. Kimliksiz cennete giren mi gördün? Efendim dert, dert ne kadar önemli bir şey olduğunu bir bilsek. Derdi genelde kimse istemez. Dertsiz başım olsun ister. Dertsiz başı olanın aslında kimliği yok olur. Çünkü bir insan derdine karşı gösterdiği tepki, tavır ve o andaki konumuyla bir kimlik edinir. Ve o kimliğiyle cennetteki payesi, cennetteki kapısı, cennetteki şanı şöhreti belli olur. Şu Eda'nın makamı neresidir? Peygamberin hemen yanı başıdır. Yani kan akıtacaksın, gözyaşı dökeceksin. Allah yolunda ne kadar gayret edersek Allah Azze ve Celle o kadar bize bu anlamda güzellikler ihsan eder. İşte aziz kardeşlerim, Allah nasip ederse bugün kendimize pek dert edinmedik biz bir konuyu, yani İslam davasını dert edinmeyi anlatacağız. Biz İslam davasını dert edinmiyoruz. Geçim derdini dert edindiğimiz kadar. Öğlen ne yiyeceğimizi, akşam ne yiyeceğimizi, bir ay sonra nereye gezmeye gideceğimizi dert edindiğimiz kadar ne yazık ki biz İslam'ın davasını dert edinmiyoruz. Ama Elinoğlu böyle mi? Elinoğlu böyle değil. Bakınız dün 27 Haziran'dı biliyorsunuz, bugün 28 Haziran. Ben Facebook'ta, Instagram'da, sosyal medyada da hayırlı şeyler paylaşmaya elimden geldiğince gayret ediyorum. Çünkü çok hayırsız şeyler var. Gayemiz belki ola ki birisi okur, birisi paylaşır, birisine faydalı oluruz hesabıyla bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Dün de
Hicaz'ı kaybetmemizin yıl dönümü 27 Haziran. Bunu biliyor muydunuz? Bunu çoğumuz bilmiyoruz. Ama Facebook bunu biliyor. Paylaştığım andan itibaren kaldırdı. Niye? Çünkü İngiliz Yahudisi dünyayı yönetir ve İngiliz Yahudileri önce Hüseyin Şerif, sonra da Suud ailesinin Hicaz'ı verdi. Biz Hicaz'la savaş mı kaybettik? Hayır. Ama Hicaz bizden çıktı Mondros ateşkes antlaşmasıyla. Onları anlatacağım şimdi. Ben neyi anlatacağımı önce size bildiriyorum ki merakı mucib olsun da dikkatlice dinleyiniz. Bak Elin oğlu ne yapıyor? Bu gerçeğe tahammül edemiyor. Dün Facebook'ta yayınlar yayınlamaz kaldırıyor. Öyle 10 dakikada durmuyor ha. 2 dakika içinde hemen kaldırıyor. 1 dakika içinde. Gece yayınladım kaldırdım. Dedim birazcık bekleyeyim belki şey olur. Öğleden sonra dün yine yayınladım. Yine kaldırdım. Efendim kimi düşüncelere saygısızlıkmış bu. Lan neresi saygısız? Anlatacağım şimdi. O Facebook paylaşımımı da tamamını sizlerle okuyacağım. Okuyacağım ki tam anlaşılsın. Tarihi delillerle, tarihi senetlerle anlatacağım. Bak Elin oğlu nasıl gayret ediyor. Çok özür diliyorum aziz cemaatim. Biz daha 27 Haziran'da Hicaz'ın bizden çıktığını bilmiyoruz. Ve Hicaz'ın tekrar bizim elimizde olması için gayret etmiyoruz. 1850'lerde, 56 ve 57 idi, yanlış hatırlıyor olabilirim, tarih önemli değil. Theodor Herzl, Basel'de, İsviçre Basel'de toplantı yapıyor ve Osmanlı'yı nasıl yıkacağını ve sonra nasıl bir İsrail devleti kuracağını hesap ediyor, kitap ediyor. 1948'de de devletini kuracak ve Osmanlı'yı da yıkmış olacaklardı. Ve yıktılar mı? Yıktılar. Peki bizi ne yaptılar? Birbirimize düşürdüler. Kimimize Arap dediler, kimimize Kürt dediler, kimimize Türk dediler ve bizi birbirimize düşürdüler. Kimimize Alevi dediler, kimimize Sünni dediler. İslam'da böyle tabirler yoktur. İnsan kendi kavmini, kabilesini seçme imkanı var mı? Yoktur. Bize Araplara pis Arap dedirttirdiler, Türklere yamyam barbar dediler, dedirttirdiler birbirimize. Ve bizi birbirimize düşürdüler. Halbuki Allah-u Teala Celle Celal ne diyordu? Ali İmran suresi 103. ayet-i kerimede Estaizu billah Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku İlahir ilahe sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz diyor ki ey Müslümanlar demek istiyor. Allah'ın ipine yani İslam'a sımsıkı sarılın. Nasıl sarılalım ya Rabbi? Cemi'an. Tümden sarılın. Sonra وَلَا تَفَرَّقُوا اَيْرِلَا دُشْرِيْنِزْ Allah böyle emrediyor. Bu emri duymayanımız var mıdır? Varsa zaten daha büyük kusur, daha büyük bir kabahat. Allah-u Teala Celle Celaluhu bir ve beraber olmamızı emrediyor. Biz ise birliğimizi, beraberliğimizi, şuurumuzu, her şeyimizi kaybetmişiz. Ve onun için de davamız artık bizim İslam değil, davamız bir kapitalistçe yeme, içme, yatma, barınma, gezme, tozma, araba, ev, çocuğu everme, oynama, tatil yapma, dertler bunlar. Kimin derdi ben bir tane bu sene yetim doyurdum elhamdülillah önümüzdeki yıl ikinci bir yetim doyuracağım diyen kaç kişiniz var? Ben Kur'an kurslarına, camilere şu kadar yardımda bulunuyorum. Önümüzdeki yıl artık ben bunu daha da fazlalaştıracağım diyen kaç kişimiz var aramızda? Ben, efendim, çocuklarımızdan bilim adamları çıkması için torunlarımı, komşularımın çocuklarını teşvik edeceğim. Diyeceğim ki hanginiz bilgisayar mühendisine giderse, kodlamaya giderse, bilmem kimyager olursa, biyolojide bilmem ne dalına giderse, genetiğe giderse ona ben aylık 500 lira para vereceğim, 1000 lira para vereceğim deyip kaç kişiyi teşvik etti? Hocam bizim böyle bir derdimiz yok ki. Biz yeme içme derdindeyiz hocam. Buz gibi suyumuz olsun. Efendim yiyeceğimiz olsun.
yiyelim, içelim, hoplayalım, zıplayalım, aman bu dünyaya bir daha mı geleceğiz? Doğru. Bir daha gelmeyeceğiz. Kesin. Kesin. Ölüm istasyonunda indikten sonra asla ve kat'a geri dönmeyeceğiz. Ama peki ahirete bir kere mi gideceğiz yoksa birkaç kere mi gideceğiz? Ahirete de bir kere gideceğiz. Bre gafil. O ahirete gittiğimiz zaman dünya gibi bir geçiciliği de yok. Ebedi bir yer orası. Cennete girdin ebedi, cehenneme girdin ebedi. Söyle o zaman şimdi nere için çalışmak lazım? Elbette cennet için çalışmak lazım ebediyen. Beni oraya götürecek şeyler için çalışmam lazım. Yaşar Hoca emekli oldun, yan gel yat oğlum Osman, on dönüm Bostan, oh! Beni kurtarır mı bu? Kurtarmaz. Anlatabildiğim kadar anlatacağım, yaşayabildiğimi anlatacağım. Yalnız yaşayamadığımı anlatamam ha. Hiçbir faydası da olmaz. Çünkü piyasada o kadar yaşamadıklarını anlatanlar var ki ancak çok güzel konuşuyor diyoruz, başka bir şey de aklımızda kalmıyor. Elin oğlu ne yapıyor? Elin oğlu sistemli çalışıyor. İşte elin oğlunun birincisini söyledim. Ne dedim? Adamlar sistemli çalışmışlar ve Osmanlı'yı yıkmışlar, parçalamışlar. Osmanlı'nın sınırları neresiydi? Osmanlı'nın sınırları başımız ta Viyana kapılarına kadar gitmiş idi. Gövdemiz şu andaki Rusya'nın olduğu yer. Ayaklarımız Afrika'ya basıyor idi. Her taraf bizim idi. Adaletle de yönettik. Hiçbir yeri de sömürmedik elhamdülillah. O konuda da gayet alnımız ak, gönlümüz pak. Ben Fransa'dayım biliyorsunuz. Fransa'nın kaç tane sömürü ülkesi var biliyor musunuz? Halen sömürüyor. Ben Burkina Faso'ya da gittim. Dilleri ana dili gibi Fransızca yapmışlar. Biz hiçbir yere gidip de insanların dilini zorla değiştirmemişiz. Osmanlıca konuşacaksın dememişiz. Öyle bir zorluk yapmamışız. Zorluk çıkartmamışız. İsterse öğrensin demişiz. Onlar götürmüşler dinlerini bile zorla dinlerini değiştirmiş. Altın madenlerini, bilmem ne madenlerini halen sömürüyorlar. Biz hiçbir yerde, bir tane yerde bana gösteremezler. Hadi göstersinler. Osmanlı şurayı sömürdü. Sömürgeciler zaten haritayı çizdiler. Petrolün olduğu yerlere bakın. Bütün her taraf neresinde? Hepsi ya Suriye'ye bak, ister Irak'a bak, ister İran'a bak, ister Ürdün'e bak, Libya'ya bak, Lübnan'a bak. Bunların hepsi ya Amerika'nın, ya İngiliz'in, ya başka Rusya'nın, Çin'in sömürgesi altında. Ya savaş bitiyor mu Suriye'de? Niye bitmiyor? Herkes kendi parçasını yiyor. Sebep ne? Sebep biz müminler derdimizi yitirdik, derdimizi. Derdimiz İslam olması gerekirken başka şeyler derdimiz oldu. Neyi daha çok konuşuyorsan senin derdin odur. Allah-u Teala Celle Celaluhu ne buyuruyor? Buyuruyor ki Enfal suresi, ey iman edenler bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'a çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah'ı çokça anma kaldı mı? Adam Cuma'yı bile önemsememeye başladı artık ya. Cuma nedir? Farzların farzıdır. Camide kılınması gerekir. Cuma bile gitti. Bize Allah ne zaferi verecek? Allah'ı çokça anarsak Allah bize zaferler de verirmiş. Demek ki Allah'ı hakkıyla da anmıyoruz. Ama bizi ilgilendiren en önemli ayet bir sonraki ayet. Yani 46. ayet Enfal suresi. Rabbimiz buyuruyor ki Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin buyuruyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinize düşmeyin. Şimdi herkes Allah'a ve Resulüne itaat ediyor. Doğru mu? Evet. Hocam ben Allah'a inanıyorum. Öyle mi? Allah'a inanıyorsan Allah'ın davası için ne yapıyorsun? Resulullah'a itaat ediyorum. Resulullah'ın hangi emirlerini hayatında var? Kur'an'dan getirdiği de başta olmak üzere kendi yaşadığı da kaçta kaçını uyguluyoruz hayatımızda? Allah'ı seviyorum. Allah var. Peygamberi seviyorum. Peygamber var. Sevsinler senin böyle inancını. Böyle inanç mı olur? İşini de seviyorsun. Niye sabah erkenden geliyorsun 7'de? Akşam ta 7'ye kadar 12 saat çalışıyorsun dünyalık 2 kursağın için. Ama 2 saat önce kalkıp da sabah namazını kılmıyorsun. E diyorsun ki uykusuz kalırım. Peki ebedi istirahatgahın olan ahirette ebediyen cehennemde kalmak o kadar mı kolay geliyor sana? Niye klimayı çalıştırıyorsun ilk camide?
Çalıştırmayalım o zaman, sıcağı bu kadar alışıksa. Kapatak mı? Ne diyorsunuz? Aman hocam kurban olayım diyorsunuz değil mi? Yani şurada iki serim yok, sen de ona mı göz diktin? E tamam da ahiretin ahiretteki ateş bu ateşten daha mı hafif? Şimdi en fazla kaç derece? 38 derece, 40 derece. Ben daha yeni haçtan geliyorum. 55 dereceyi de gördüm. Afrika'da da gördüm. Peki cehennemin ateşi kaç derece? Ben söylemiyorum, peygamberim söylüyor. Diyor ki ahiretin ateşi, dünya ateşinin 5 katı yüksekmiş. Buyur hafızamı buradan yap. Hadi. Hangisi daha sıcak? Vallahi yandık hocam dememiz lazım değil mi? Secdeden başımızı kaldırmamamız lazım. Helale daha çok koşmamız lazım. Allah'ın davası uğruna daha çok gayret etmemiz lazım. Bakınız Rabbimiz diyor ki Enfal suresi 46'da. Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız. Zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin kuşkusuz. Allah sabredenlerle beraber. Bakın Suriye. Birbirlerine düştü mü kardeşlerimiz orada? Ne oldu? Vatan var mı şu anda? Yok. İçeride Suriyeli kardeşlerimiz de var. Var mı vatanımız? Yok. Niye? Herkes birbirine düştü. Birbirine düşerse gücün ne olur dedi Allah. Zayıflar dedi. Aha ayet. Enfal suresi 46. Gücümüz zayıflar. Zayıfladı mı? Zayıfladı kardeşim. Dünyada Müslümanların bir etkisi var mı? Dünyada Müslümanların matematiksel olarak değerini açıklıyorum. Hazır mısınız? Sıfır. Sıfır matematikte yutan elemandır. Kaçla çarparsan çarp, sıfır eder. Kaç tane Müslüman ülke var bilmiyorum. Saymıyorum da çünkü Müslüman ülke olarak saymıyorum ben çünkü. Demek istediğimi anladınız mı? Müslüman ülke yok. Müslüman ülkeymiş gibi görünenler var. Eğer Müslüman ülke olsaydı Suriye savaşı biterdi. Müslüman ülke olsaydı Gazze biterdi. Müslüman ülkeler olsaydı Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin tecrit hayatı biterdi. Arakan'da acılar biterdi. Afrika'da insanlar açlıktan ölmezdi. Şimdi ben İslam ülkelerinin yaptığının yapayım hemen. Çok büyük bir iş yapıyorlar. İslam ülkeleri diye adlandırılanlar. Kınıyoruz. Çok korktular ya. Kınayınca da var ya. Kınamakmış. Fransa'da dans icat edilmiş. Daha yeni dans yapıyor. Fransa ülkesi bir Osmanlı toprağı mı? Yok. Kanuni Sultan Süleyman bir name yazıyor. Duydum ki dans denilen bir illeti icat edip insanları şehevi arzularına, nefsi gayelerine arttıracak bir eylem içerisinde sürüyor. Tizelden kaldırılan. Ne yaptı sizce Fransa? Tam 100 yıl dansı alenen yapamadı. Dans oynayamadı ya, dans edemedi. Peki şimdi, dün akşam bir yarışma varmış dedim, merak ettim bir bakayım. Herkes kendine bir alan seçiyor. Bir tane kızımız da neyi seçmiş biliyor musunuz? Seçtiği alanı söylüyorum. Yabancı pop erkek sanatçı. Takır, takır hepsini söyledi. Sesini duyuyor, anlıyor. Resmini görüyor, tanıyor. Sorsam desem ki En'am suresini bilir misin? Allah ne anlatıyor orada? Hiçbir şey bilmiyor. Kelime-i şehadet getir desek bilmez. Bak nereden nereye gelmişiz. Atalarımız nur içinde yatalarımızın kemikleri sızlıyor. Cezayir'de bir kızımızın, oradaki bir Müslümanın peçesini indirmiş bir tane Fransız asker, anında savaş ilan ettik, donanmayı gönderdik. Osmanlı olarak. E şimdi kendi ülkemizde yıllarca başörtüsü zulmü yapıldı. E şimdi düşün, hangi ülke Müslüman ülke zaten? Müslüman ülke yok. Müslümanmış gibi geçinen, Müslümanlıktan geçinenler var. E Allah da bize hidayet verir mi? Allah bize mutluluk verir mi? Allah bize cennet verir mi? Bakınız 2. Mahmud döneminde Suud ailesi isyan ediyor. Hicaz bölgesini ele geçirmek için. Hani mevzumuz da oradan başladı ya. Ve bu tarih nedir? 1816'lar. 2. Mahmud'un döneminde. Birkaç yıl haç olmuyor, umreler olmuyor. Diplomatik olarak çözülmeye çalışılıyor ama olmuyor. Sonunda Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya emir ediyor 2. Mahmud. Emir de şöyle. Bu ara bizim de ne hale geldiğimizi anlayın. Bakın aynen şöyle. Mısır'da güçlü bir otorite kuran Kavalalı Mehmet Ali Paşa Vahhabilerin tenkiliyle görevlendirildi. Ne demek tenkiliyle? Hadi bilen var mı? Bir kitap hediye edeceğim. Tenkiliyle ne demek? Efendim?
Yok, yok, yok. Neymiş biliyor musunuz? Uzaklaştırma, herkese örnek olacak bir ceza verme, düşman veya zararlı kimseleri topluca ortadan kaldırma anlamlarına geliyor. Osmanlıca bir kelime. Tabii biz Osmanlı'nın torunu olmadığımız için bilmiyoruz. Bak bizi ne hale getirdiler! Bak bizi ne hale getirdiler! Ben Fransa'da eğitim veriyorum, zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem dedim. Hocam dedi zulüm ne? Zulümü bilmiyorum. Benim Türk çocuğum. Zaten biz burada bitmiş. Bak Osmanlı'daki dilin zenginliğine bak. Sadece bir kelimenin kaç tane manası var? Bir daha söyleyeyim. Temkiniyle manası uzaklaştırma, herkese örnek olacak bir ceza verme, düşman veya zararlı kimseleri topluca ortadan kaldırma. Yani demiyor, git onları imha et. Öyle değil. Öyle bir ceza ver ki ibretlik olsun. Manası bu yani, özeti bu. Ve Kavalalı Mustafa Paşa iki oğlunu görevlendiriyor. Oğlunun biri komutan oluyor. Peki bu komutanın adı nedir diye sorsam, siz hemen direkt bilmeyebilirsiniz. Ama size desem ki, Türk filmlerinde bir paşayla dalga geçiriyor, filmin adı var desem, Kemal Sunal desem, hemen aklınıza geldi mi? Geldi mi? Tosun Paşa ya. Orada nasıl gösteriyorlar Tosun Paşa'yı? Tosun Paşa'yı şehvetine düşkün, biz bir kıza aşık oluyor falan filan. Tosun Paşa mübarek bir insan. Mekke'de metfundur. Ve geliyor Medine'yi alıyor, Cidde'yi alıyor, Mekke'yi fethediyor. Mekke'yi fethettikten sonra Eccat Kalesi diye bilinen Eccat Kalesi'ni duymuşsunuzdur. Hani şu anda Zemzem Tower diye koca bir Zemzem Tower saat koymuştur oraya. Oraya Eccat Kalesi'ni başladığı zaman ne yazık ki ruhunu teslim etti, hastalandı. Yerine kim geçti biliyor musunuz? O filmde dalga geçiren Tosun Paşa'nın gelmesiyle hani Kemal Sunal'ın hilesi ortaya çıkıyor ya. Tosuncuğum diyor, peki diyor ben ne olayım? Ne olursan ol lan diyor. Hani hatırlıyorsan böyle bir sahne var diyalog. Yıllarca izlettiler bize bunu. Elin oğlu durmuyor bak. İçimizdeki gavuru görüyor musun? İçimizdeki gavur Tosun Paşa'yı bize kötülüyor. Ve diyor ki ne olursan ol. O zaman diyor ben de İbrahim Paşa olayım diyor. Sizce Tosun Paşa'nın yerine geçen kim? Anladınız herhalde. İbrahim Paşa'ya. Tosun Paşa'nın kardeşi İbrahim Paşa geçiyor. Ve İbrahim Paşa o Eccat Kalesi'ni tamamlıyor. Suud ailesinin ileri gelenleri. Uzun hikayede ben girmiyorum. Bununla alakalı yasalhocam.com'a girerseniz ilginç şeyler var. Orada daha neler göreceksiniz neler. Bakın orada neler. Böyle var ya donup kalacaksınız. Hepsi gerçek tarih belgelerle. Ve binaenaleyh İstanbul'a yollandı. Yargılandılar ve Topkapı Sarayı'nda hepsi idam edildi. Sene kaçtı? 1800 küsür dedik değil mi? Peki Mondros Ateşkes Antlaşması ne zaman yapıldı? Bilen var mı? 18. Kim dedi? Bravo. 1918. 1818'den 100 yıl geçti. 100 yıl. 100 yıl sonra İngilizler, İngiliz Yahudileri tabii, Hüseyin Şerif diye bilinen, şu anda Ürdün kralı var ya, onun ailesinden, onun soyundan gelir. Onu ayarladı ve ona verdirtti. Verdirttirdi. Medine, Mekke, Cidde, oraların hepsi Şerif Hüseyin'indir dedi. Ama Fahrettin Paşa çıktı. Medine'de tam tamına 2 yıl küsür orayı korudu. O da uzun hikaye. Anlatmak isterim ama anlatacaklarımı bitiremeyeceğim için hızlandırıyorum. Binaenaleyh çekirge tava yediler yokluktan. Hani biz şimdi yemek beğenmiyoruz ya. Peki neden? Keyfinden mi bunu yapıyordu? Hayır diyordu ki ben Medine'yi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ravzasını İngilizlere bırakmam diyordu. Kafire bırakmam diyordu. Ayaklarıyla çiğnetmem burayı. Ne oldu? Yine içimizde bir hain, subay yokluğa dayanamadı. Kapitalist, materyalistler öyledir zaten. Allah yolunda gidenler dayanırlar. Nitekim gizlice Fahrettin Paşa Peygamber Efendimiz'in ravzasının hemen dibinde namaz kılarken o an müsait olduğu için haber verdi. Gizlice bir kapıdan aldılar ve tutukladılar. Ve giderken de şöyle diyordu Fahrettin Paşa. Ben gitmiyorum, beni götürüyorlar ya Resulallah. Seni ben bırakmıyorum, beni götürüyorlar ya Resulallah. Biliyor musunuz o Fahrettin Paşa'nın, Allah ondan razı olsun, ne yapıyor biliyor musunuz? 23 Mayıs 1916'da Medine'ye gönderiliyor. 2 yıl 7 ay orada kalıyor. 100 parçaya yakın kutsal emaneti İstanbul'a gönderiyor trenle.
Peki Hicaz Demiryolu ne oluyor biliyor musunuz? Abdülhamit Han Hazretleri tam 9 yılda yaptığı Hicaz Demiryolu. İngiliz köpekleri ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki kim bize bir ray getirirse ona şu kadar para vereceğiz. Ve herkes rayları söküyor. Para için. Bugün de öyle değil miyiz? Para için. Neler yapıyoruz neler? Rüşvet alıyoruz. Birilerinin sırtına basıyoruz. Zam üstüne zam yapıyoruz. Kurtarmıyor bizi diyorsunuz. Diyorsunuz ya. O zam yapanların hepsi zengin olması lazım ama olamıyor. Niye? Bereket gidiyor. Çünkü zalime Allah Azze ve Celle asla imkan vermez. İmkan verdiyse de bu dünyasını cennet yapmış gibi görünse de ebedi hayatı tamamen cehennem olmuştur. Onlar daha çok ağlasınlar. Ya. Ve nitekim aziz kardeşlerim, kendisi 7 Ocak 1919'da Medine'yi teslim etmek zorunda kaldı ve kendisini Malta adalarına sürdürür. Malta adalarına. Orada belli bir miktar kaldıktan sonra 30 Nisan 1921 tarihinde milli mücadeleye katılmak üzere Ankara'ya gelen paşa Afganistan Kabil Büyükelçiliği yapmıştır ve daha sonra da 22 Kasım 1948'de Ankara seyahati sırasında Eskişehir surlarında bir kalp krizi geçiriyor ve şu anda İstanbul'da metfundur. Rumelihisar kabristanında da metfundur. Ben bizatihi kabristanına gitmek için yola çıktım, gittim. Fakat akşamüstü kapatıyorlarmış. Biz tam akşamüstü vardık. Dışarıdan bir Fatiha'mızı okuduk. Binaenaleyh İstanbul'a giden insanlar böyle yiğitlerin mezarlarının başına geçip bir ibret alsınlar, bir dua etsinler. Onların bizde hakları var. Hakları var. Onlar adam gibi adamlardı. İki kuruşluk menfaat için kendilerini satmadılar. 2 yıl 7 ay Medine'yi savundu ya. Peki emirname gelmesine rağmen Osmanlı Devleti'nden, orayı İngilizlere bırak demesine rağmen yırttı attı ya. Yırttı attı. Aziz kardeşlerim, işte kendisi bir zati bir cuma günü çıkıyor. Ey Naz, malumunuz olsun ki kahraman askerlerin bütün İslam'ın sırtını dayadığı yer, manevi gücün desteği, hilafetin göz bebeği olan Medine'ye, son fişengine, son damla kanına ve son nefesine dek muhafazaya, müdafaya memurdur. Buna Müslümanca, askerce azmetmiştir. Bu asker Medine'nin enkazı ve nihayet Ravza-i Mutahara'nın yeşil türbesi altında kan ve ateşten dokunmuş bir kefenle gömülmedikçe Medine-i Münevvere kalesinin burçlarından ve nihayet Mescid-i Saadet'in minareleriyle yeşil kubbesinin al sancağı alınmayacaktır. Allah-u Teala bizimle beraberdir, şefaatçiniz, onun Resulü Peygamber Efendimiz'dir diyerek hutbe vermiştir Fahrettin Paşa. Ya 2 yıl 7 ay da tutmak kolay değil ha bir askeri. Ve bunun en az 2-3 haftası çekirge tava yemişler, çekirge tava. Bir şey kalmamış. Bir un, bir yağ kaldı demiş aşçı başı. Çekirgeler orada böyle iriyor, iri iri olur. Onları alıyor ve çekirge kavurma yapıyor. Aziz kardeşlerim, Türkçe'ye biz Osmanlı'ya neden isyan ettik adıyla çevrilen Şerif Hüseyin'in oğlu, bugünkü Ürdün Kralı'nın da büyük dedesi Abdullah, daha 1914 yılında Osmanlı'ya ihanet için İngilizlere temasa geçmesiyle İngilizler onlara da ihanet ettiler. Sonra Suud ailesine verdiler. Ve Suud ailesi, rivayetler değişik ama ben o rivayetleri burada söyleyemem. Çünkü niye? Emin değilim. Bazen bazı kimseler hakkında sizler de konuşuyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Yani Yaşar Hoca, Yahudi kökenli deseniz bu doğru olur mu? Siz nereden biliyorsunuz benim Yahudi kökenli olup olmadığımı veya başka ne kökenler? Bunu bilmeden söylenirse bu size büyük günah olarak yeter. Yani Suud ailesiyle de alakalı birçok buna benzer şeyler var. Ama onları burada ne söyleriz ne de başka bir yerde de söyleriz. Eğer öyleyse zaten daha olay vahim. Olay daha vahim. Yani Arap bile değilmişlerse. Öyle diyelim, bu kadarla yetinelim. Ve sevgili kardeşlerim, Şerif Hüseyin'i kurnazca, yalancı, kibirli, cahil, arsız, gaddar bir Arap şeyi olarak tanımlamaktadır İngilizler. Osmanlı'nın ise Şerif Hüseyin'in gerçek yüzünü görmesi epeyce zaman alacak. İhaneti fark ettiğinde yapacak bir şeyi kalmayacaktır.
ve nitekim pişman da olacaktır ama iş işten geçmiş olacaktır. Hicaz'ı biz kaybetmiş olacağız. Aziz kardeşlerim, şimdi burada sizlere anlatmak istediğim şey, 27 Haziran'da Hicaz'ı kaybettik. Adamlar sistemli çalıştılar ve sistemli aldılar. Peki biz hangi sistemle çalışıyoruz da Hicaz'ı geri alalım veya İslam birliğini kuralım, ümmet birliğini kuralım diye ne kadar gayret ediyoruz? Yok öyle bir gayret. Öyle bir dert de yok. Öyle bir dert olmayınca da otomatikman tabii bizler kaybedenlerden oluyoruz. Aziz kardeşlerim, 1915'te başından 1919 sonuna kadar İngilizlerin Şerif Hüseyin'e 6 milyon 50 bin sterlin gönderdiği evraklarda var. Şerif Hüseyin işte bu para karşılığında Osmanlı'ya isyan etmiş. Filistin ve Kudüs Siyonistlere, Suriye'yi Fransızlara, Irak ve Hicaz petrollerini ise İngiliz ve Amerikalılara satmış. Lawrence diye birisini duydunuz mu hiç? Lawrence bizatihi Arap şeyhi olmuş. Daha buna benzer Osmanlı'da neredeyse şeyhülislamlık seviyesine gelen alimler olmuş. Şeyhler olmuş. Kendilerine sicil de döşemişler. Herkes onların arkasından gidiyor. Peki bunların sebebi ne? İki sebebi var. Bir, okumuyoruz, doğruyu öğrenmiyoruz, birileri bizi aldatıyor. Ben bu kürsüden defalarca söylemişimdir, bir kez daha söylüyorum. YouTube kanalımda da birçok videolarıma baktığınız zaman görürsünüz. Binaenaleyh ne diyorum? En iyi münafık kimden çıkar? Hocalardan çıkar. İşte FETÖ'nün örneği. İnsanı dinle aldatmak kadar kolay bir şey yok. Çünkü dini bilen adam daha kolay aldatır. Onun için de sen dinini öğrenmekle yükümlüsün. Farz olan ilmihal bilgilerini öğrensen bile asıl itibariyle seni kimse şaşırtmaz. Ama bu yeter mi? Yetmez. Peygamberi tanıyacaksın. Kur'an'ı tanıyacaksın, şu Kur'an'ı. Bu Kur'an'ı tanımazsan seni yoldan çıkarırlar. Sarrafhane burasıdır. Onun için de aziz kardeşlerim, güzel insanlar, birincisi okumak, okumak, okumak. İkincisi idealist olmak. Allah için ben bugün ne yaptım diyen Hazreti Ömer'in sorusunu biz her gün kendimize sormamız lazım. Namaz kıldım demeyin ha, onu kendimiz için yaptım. Oruç tuttum, kendin için yaptım. Allah'ın davası adına, ilahi kelimetullah, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah için ne yaptım? Bu sorunun cevabına eğer bir gramlık bir katkın yoksa sen o gün yaşayan ölüsün, ölmüşsün demektir. Ve o zaman bizim dava diye bir şeyimiz kalmamış olacaktır aziz kardeşlerim. 100 yıl önce tam bugünlerde Osmanlı'yı dışarıdan saldırılardan ziyade içerideki kavga, hırs ve vurdum duymazlık yıkmıştır. Bugün de aynı şey vardır. Herkes kendi derdine düşmüş, ne? Ursak derdine. Daha çok para kazanayım. Daha çok, daha çok. Ne yapacak? Sonra çocukların da mirasla birbirine düşüyor. Bir araban, bir evin olsun, tamam, bunlar ihtiyaçtır. Bir de geçimini sürecek bir lokma yiyecek ekmeğin varsa, maaşın varsa veya ne bileyim gelirin varsa yeter. Yeter artık kardeşim, çalışma şu dünyaya. Çalışıyorsan da o çalıştıklarından bir Allah yolunda harca. Bak bakayım ondan sonra çalışabiliyor musun? Nefsin var ya sana çalışma der. Çünkü hepsini Allah yolunda harcarsan hoşuna gitmez nefsin. Buna da dikkat et. Ezan-ı Şerif okunuyor. Ben az söyledim, siz çok anlayın. 100 yıl önce Hicaz'ı kaybetmemizin nedeni ihanet kadar payitaht İstanbul'un kendi iktidar kavgaları içinde uyarıları dikkate almamasıdır. Onun için de şucu bucu olmayalım. Rahmetlik Tümürtaş hocam bir vaazında öyle derdi. Ben hiç unutmuyorum. Biri çıkmış diyor ki ben falancı. Öbürü diyor ben filancı. Falancı filancı. Vay yalancı oğlu yalancı diyordu. Ne güzel söylüyordu. Allah ne diyor? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّمُ Allah'ın ipine, İslam'a cemiyan tümden sarılınız ve la teferraku ayrılığa düşmeyiniz. Biz ayrılığa düştükçe işte sırtımıza binenler daha çok, daha çok olacaktır. Dava gidecek, iman gidecek, nesil gidecek. Bak bugün neslimiz imanı yok. Neslimiz gidiyor. Onun için de aziz kardeşlerim, güzel insanlar, yaz Kur'an kurslarımız başlıyor. Pazartesiden itibaren. Binaenaleyh ne yapmak lazım?
çocuklarımızı göndermek lazım. Ondan sonra başka bir şey yapmanıza gerek yok. Yapıyoruz ya, olmaz. Öyle çocuk gönderilmez. Ne yapacaksınız? Çocuğunu takip et. Çocuğuna hoca efendi ne öğretiyor? Belki komünizmi öğretiyordur. Allah aşkına ya, çocuğumuzla ilgilenelim. Çocuğumuzu ödüllendirelim. Çocuğumuza mutlaka tatil sözü vereceksiniz. Bir umre sözü vereceksiniz diyelim. Bunu boşuna vermeyin. Bedavadan almasın. Gitsin, Kur'an'ı öğrensin, dinini öğrensin. Hoca efendiden işte yıldızlı, peki ya seni bu sene işte şuraya götüreceğim, onun istediği yer neyse. Şu yemeği yedireceğim. Ehliyet alacağım. Bedavadan verme. Bari dinini öğrensin. Ve her gün çocuğuna sor. Oğlum bugün ne öğrendin? Kızım bugün ne öğrendin diye mutlaka sor. Sor ki yeni yetişen neslimiz imanlı yetişsin. İmanlı kaymakam olsun. İmanlı mühendis olsun. İmanlı öğretmen olsun. İmanlı çiftçi olsun. İmanlı çöpçü olsun. İman olmadı mı ne olursa olsun boş. Vesselam. Aziz kardeşim.